Abdülkadir Bey bu 9,5 yıllık süre içerisinde Aksaray'daki en ücra köyümüzdeki okulun imkanları ile en merkezdeki okulumuzun imkanlarını denkleştirmeye çalıştık. Yani hem eğitim altyapısı bakımından, hem donatım bakımından, hem fiziki şartlar açısından. Tabii ben bu ile atandığımda 13 tane okulumuz ikili eğitim yapıyordu. Artan nüfusu da dikkate aldığımızda hem o ikili eğitim yapan okulları normale geçirmek hem de nüfusa göre yeni derslikler planlamak gerekiyordu. Bu süre zarfında valilerimizin, milletvekillerimizin ve sizlerin destekleriyle eğitim altyapısı tamamlandı. İkili eğitim yapan okulumuz kalmadı. Tabii bunları yaparken de aynı zamanda akademik başarının da artırılması için yoğun gayretler sarf edildi. Özellikle bu sene YKS sınavında 22 öğrencimiz derece yaptı, Türkiye derecesi yaptı. Bunlar bir sonuçtur ama şu önemlidir. Bir düşünürün şöyle bir sözü vardır. Kayayı parçalayan suyun gücü değil, damlaların sürekliliğidir der. Eğitim uzun soluklu bir iştir. Kararlı olmak, sabırlı olmak ve sürekliliği olmak gerekir. Bu noktada gerçekten bizlere de hep destek oldunuz, motive ettiniz. Ben sizlere de teşekkür ediyorum ayrıca. Biz de Aksaray'a vermiş olduğunuz hizmetlerden dolayı Yeşil Doğa Derneği olarak vermiş olduğunuz plakete nazaran teşekkürümüzü borçluyoruz. Evet. Gerçekten tabii. Aksaray'a büyük emekleriniz oldu. Sizin açmış olduğunuz çığırdan inşallah devam edecektir diye de düşünüyorum. Sizlerle de özellikle Yeşil Doğa Derneği ile de yakın çalışmalar içerisinde olduk. Yani okullarımızın etkinliklerinde sizlerle birebir çalıştık. Bu noktadan da size de hasreten ayrıca teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim efendim.